Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından, hoşgörü ayından, infak ayından, sevgi ayından herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Ülkede Ramazan'a hoş geldiniz. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun, yaptığınız hayır hasenatlar makbul olsun diyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sinem Karakuş, uzman diyetisyen. Ramazan'da nasıl beslenmemiz gerekiyor? Merhabalar. Acıkıyoruz tabii ki haliyle. İftarı nasıl yapmamız gerekiyor? Sahurda neler yememiz gerekiyor? Nasıl zinde kalabiliriz? Oruç tutarken zaten sıhhat buluyoruz. Oruç tutunuz ki sıhhat bulunuz diyor Peygamber Efendimiz. Kendimize de iyi bakmamız gerekiyor. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, merhabalar. Ben diyetisyen Sinem Karakuş. Tekrardan merhabalar Harun Bey. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün inşallah kafamızda böyle birçok soru işaretleri var. İşte Ramazan'da nasıl beslenmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız gibi. Bugün inşallah elimizden geldiğince bu cevapları sizlerle paylaşacağız ve kafamıza soru işaretleri gitmiş olacak. Gitmiş olacak. O zaman evet. Ben birinci soruyu soruyorum. Şimdi efendim Ramazan ayına geldiğimizde şu anda tam böyle mevsimsel olarak orta mevsimdeyiz. Ne yazdayız ne kıştayız. Öncelikle iftarda neler yemeliyiz? Nasıl aralıklarla yemeliyiz? Normal bir sofradan bahsediyorum. Evet. Öncelikle zaten bir 16-17 saatlik bir açlığımız var. Öncelikle bir bardak suyla güne başlıyoruz. Bir bardak suyumuzu mutlaka içeceğiz. Yani o su bitmeden kesinlikle yemeye başlamak yok. Zaten bizim bir acelemiz yok. Sofra yani önümüzde orucu duruyor. Bir bardak suyla mı açacağız? Kesinlikle. Yani içmek isteyenler iki bardağı da çıkarabilir. Ama bir bardak suyu mutlaka yavaş yavaş içeceğiz. Dediğim gibi sofra zaten bizim önümüzden kaçmıyor. Acelemiz yok. Ben aman böyle şatafatlı sofralarımız da yok artık eskisi gibi. O yüzden bir bardak suyumuzu içtik. İçtik. Bir bardak su içtik. Orucumuzu açtık. Sonrasında efendim? Sonrasında isteyenler bir tane hurma yiyebilir ya da birkaç tane zeytin alabilirler. Sonrasında da şöyle bir kase mercimek olabilir, ezogelin olabilir ya da bir yoğurt çorbası, sebze çorbaları. Çok fazla böyle yağlı ve kremalı olmadan bizim geleneksel çok güzel çorbalarımız var zaten. Bunları tercih edebiliriz. Mutlaka salata olmazsa olmaz olacak. Birazcık da salata yedik. Sonrasında mutlaka bir 10 dakika dinlenmeye geçiyoruz. Dileyenler burada ibadetlerini yerine getirebilirler ya da birazcık olsun dinlenmeleri gerekiyor. Çünkü kalkmadığımız zaman sofrada böyle ne bulsak haldır uldur hemen bir yemek istiyoruz. Çünkü gün boyu açtık zaten gözümüz dönmüş. Mutlaka birazcık ara vereceğiz. Sonrasında dinlendik, moladan geldik. Evet. Mutlaka protein ve lif ürünler bizim için çok kıymetli. Zaten gün boyu açtık, proteinler hem tokluk hissimizi sağlayacak hem de kas kaybının önüne geçmiş olacak. Mutlaka tavuk, et, tavuk, balık, hindi gibi bir protein kaynağımız olsun. Ya da bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagilleri tercih edebiliriz. Ancak kuru baklagiller gaz ve şişkinlik yapabiliyor. Bu nedenle birazcık kimyon koymalarında fayda olacaktır. Onun dışında eğer etli kıymalı bir sebze yemeği varsa da gene protein ihtiyacımızı karşılar ama zeytinyağından ziyade etli kıymalı ya da tavuklu olursa çok daha iyi olur. İyi olur dediniz. Onu da Allah nasip etti. Yedik. Yedik. Mutlaka yoğurt ya da cacık türevi şunlardan mutlaka bir tanesi olması lazım. Dediğim gibi zaten az öğünümüz var ve biz vücudumuz için gerekli olan enerji kaynaklarını bu iki öğünden karşılamamız lazım. Yani mutlaka iftarda az da olsa yoğurt, ayran, cacık türevini almamız gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle olacak. Onu da yedik Sinem Hanım. Evet, gel gelelim pideye. Pideyi seversiniz Harun Bey. Evet, pideyi seviyorum. Şöyle pide tabii ki de olabilir. Çünkü Ramazan'ın baş tacı, ilk akla gelen şey pide zaten. Benim tercihim daha çok aslında tabii ki de tam buğday ekmeğini tercih edelim diyoruz. Ama nefis tabii ki de çekiyor pideyi. Ortalama bu kişiye özel aslında miktarlar. Biz bir avuç içi kadar pideyi bir dilim ekmeğe eşdeğer tutuyoruz. Bu erkek bireylerde şöyle bir el kadar olabilir. Kadın bireylerde avuç içi kadar olabilir. Ya da onun yerine bir bulgur pilavı tercih edilebilir. Sonrasında herkesin böyle aklına gelen şey zaten tatlı. Biz tatlıyı ne zaman yiyeceğiz? Çünkü böyle gün içinde zaten kan şekerimiz birazcık düşüyor. Haftada bir iki kez tabii ki bir sütlü tatlı olabilir. İşte sütlaç gibi, muhallebi, kazandibi ya da güllaç gibi tatlılar tabii ki olabilir. Ancak onların yerine bizim daha çok biz tatlı ihtiyacını meyvelerden karşılayalım istiyoruz. İşte taze meyveler ya da çok tatlı istiyorsak kuru hurma, kayısı, incir gibi meyveler yanına birazcık kuru yemiş ekleyerek güzel çayımızın yanına alabiliriz. Peki en hafif tatlı ne tavsiye edersiniz bir diyetisyen olarak? Kesinlikle sütlü tatlılar. Dediğim gibi kazandibi, muhallebi ya da bir dilim güllaç olabilir. Sütlü tatlılar işte baklava gibi, işte kadayıf gibi şerbetli tatlıları çok fazla yer vermezsek çok iyi olur. Bu dediklerinizi yaptıktan sonra saat 9 oldu ama 12'de yatıyor. Hı hı. O 3 saatlik arada
televizyon karşısında abur cubur atıştırmak, içecek zaten, tüketmek. Zaten şöyle, şimdi iftarımızı yaptık. 8'de ezan okunuyor. İşte dinlendik, gerek isteyenler ibadetlerini yerine getirdi. Zaten şöyle bir 9'a doğru bu meyve öğünümüzü de aslında 9-10 gibi, yani iftarın hemen peşinden yapmayacağız. İftardan böyle 1-2 saat sonra yapalım ki hem midemiz o sıra dinlenmiş olsun, hem de böyle bir tatlı ihtiyacımız tam böyle 9-10 gibi, tam dediğiniz gibi böyle atıştırma ihtiyacı hissediyoruz ya, orada biz meyvelerden karşılayacağız. Kalktık sahura. Sahurda ne yapacağız? Evet, sahur çok sahura kıymetli. Öncelikle herkesin kalkması gerekir mi normal şartlarda? Öncelikle şunu söyleyeyim, sahur gerçekten çok çok kıymetli. Sahura kalkmadığımız zaman gün içinde enerji düşüklüğü yaşayabiliyoruz ya da susuzluk artabiliyor. Kas kayıpları gerçekleşebiliyor. Bu yüzden sahur yapmamız mutlaka şart. Tabii ki de yiyip yatıldığı için çok da iyi bir şey olmuyor. O yüzden mutlaka böyle imsaya yakın saatte değil de biraz daha erken saatlerde yapmamızda fayda var. Onun dışında peki sahurda neler yemeliyiz? Buna değinelim. Klasik bizim aslında Türk kahvaltısı çok sağlıklı, proteini olan yumurtamız, tuzsuz peynirlerimiz, yeşilliklerimizin, işte domates, salatalığın bolca olduğu, posta kaynaklarının bolca olduğu, bizi çünkü lifler tok tutar ve bağırsaklarımızı güzel çalıştırır. Ve sahurda kesinlikle tam buğday ya da çaldır ekmeği, esmer ekmek istiyoruz. Çünkü kaynakları bizi dediğim gibi gün içinde acıktıracaktır. Ama tam buğday ekmeği tüketirsek bizi gün boyu tok tutacak. Yani ille de pide yemek istiyorsak biz bunu iftarda alacağız. İftarda alacağız. Yani kahvaltılık mı tavsiye ediyorsunuz? Kahvaltılık sonra tavsiye ediyorum. Onun ama dışında, kahvaltılık yemeyip de yemek yiyeceğim diyenler, kahvaltılık beni kesmez diyenler. Ya şöyle diyeyim, kesinlikle akşamdan kalma tuzlu ve yağlı tencere yemeklerini tercih edilmemesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi gün içinde böyle fazlaca bizi susatacak, hem de hızlı acıktıracak. İşte bir duyuyorum bazen danışanlardan da, işte hocam ben eskiden işte otururdum kalan makarnayı yerdim, İşte kaşık kaşık yerdim diyenler var. Ya bu bize artı bir fayda sağlamayacak. Çünkü biz sahurda aşırı yesek de, ya iki dilim ekmekli bir kahvaltı da yapsak aslında açlık hissi aynı oluyor. Şimdi kendinden biliyorsun. Ya çok yediğinde de az yediğinde de hemen hemen açlık hissi aynı, aman aman bir fark olmuyor zaten. Boşu boşuna kalori almış oluyoruz ve maalesef böyle Ramazan'da da kilo artışları duyuyoruz diye bundan kaynaklı oluyor. Yiyip yiyip yatıyoruz. Yani hocam kısaca şunu da söylüyorsunuz. Sahura mutlaka kalkın. Evet. Ama sahura kalktığınızda da akşamdan kalan yemekleri tüketmeye kalkarsanız. Peki bu kilo alma verme olayları nasıl olacak? Yani sahurda mesela bir Ramazan'ın genelinde kilo almak mı İdeal olan, kilo vermek mi ideal olan? Aslında kilo korumak en ideal olan. Ama tabii ki de kilo fazlalığı olan bireylerde kilo kaybı gözlemleniyor. Dediğim gibi fırsatı değerlendirmek isteyenler sağlıklı bir şekilde tabii ki de kilo verirler. Ama sahur ve iftarda gerçekten vücudumuz için böyle değerli olan besinleri almamız şart. Yani böyle boş kalori kaynaklarıyla beslenirsek kilo artışı maalesef kaçınılmaz. Ve en çok da zaten korkulan şey dediğim gibi gün içinde çok acıkacağım korkusuyla çok fazla yiyoruz ve yatıyoruz. Bu en büyük böyle kilo artışı sağlayan şey. Bir de tatlı. En fazla kilo aldıran yiyecekler Ramazan'da nelerdir? En fazla yağ yaktıran, zayıflatan yiyecekler nelerdir? Şunu söyleyebilirim. Kesinlikle eğer yağ yakımını istiyorsanız protein kaynakları çok güzel yağ yakımını destekliyor. Onun dışında yani yumurta, peynir gibi ya da et, tavuk, balık, hindi gibi protein kaynakları yanına güzel bir salata ile alırsak çok güzel yağ yakımını destekler. Kalsiyum ürünleri çok güzel yağ yakımını destekliyor. Light ya da böyle yarım yağlı süt ürünleri işte ya da ev yapımı bir kase yoğurt olur, cacık olur. Gene kalsiyum ürünleri yağ yakımını destekleyen gruptalar. Ama fazla miktarda karbonhidrat alımı özellikle de beyaz ekmek ya da pide alımı, böyle şerbetli tatlılar ya da her gün sütlü bile olsa her gün tatlı yemek bile ilerleyen dönemlerde kilo artışı sağlayabilir. Benimle ilgili neler söyleyeceksiniz? Boy 1.73, kilo 107 şu an itibariyle. Evet. Yani Harun Bey'i de şöyle bir Ramazan'da bence birazcık şey yapıp değerlendirip bu dönemi biraz böyle değiştirmemiz gerekiyor. Benim ne yemem gerekiyor efendim? Anlattığım şeyler. Proteinden zengin besleneceğiz. Su içimi bizim için çok kıymetli, onu hiç değinmedik. Biz kilogram başı 30 cc su istiyoruz. Yani ortalama hep deriz de 2-2,5 litre. Maalesef çok su içenlerde bile Ramazan dönemi su içimi böyle düşebiliyor. En azından 8-10 bardak su içimine hiç altına düşmemeye çalışalım. Su içmek zaten iştah kontrolü bize sağlayacaktır. Tokluk hissi verecektir. Hem de gün boyu susuzluğumuzun önüne geçecektir. Efendim kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman kendilerini lüzumu halinde konuk edeceğiz diyoruz. Herkese sağlık, afiyet, bereket diliyoruz efendim. İyi günler, görüşmek üzere tekrardan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.